Evet, finansal piyasaları konuştuk. Biraz ekonomik gündeminden bahsedeceğiz. Önümüzdeki döneme dair beklentileri alacağız. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş bugün konuğum. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Zor bir hafta gerçekten. Kötü haberler aldık hafta başından bu yana. Suruç'tan, Adıyaman'dan, Urfa'dan gerçekten yatırımcıların da Türkiye'ye bakışını etkileyen bir gelişme oldu. Biz bir yandan hani hükümet kurulsun, Türkiye'nin temel sorunlarına kalıcı çözümler bulunsun diye bir yandan bekliyoruz ama koalisyon görüşmeleri de bir yandan devam ediyor. %60'tı koalisyon kurulma beklentisi, %40'tı erken seçim beklentisi, %50-50 olmuş gibi gözüküyor. Biraz daha erken seçim olasılığı vurgulanmaya başlandı. Bu hafta içinde AK Parti, CHP heyetleri görüştü. Dün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajda erken seçim ihtimali daha yüksek gibi bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut durumunu Türkiye'nin? Şimdi öncelikle nasıl değerlendirdiğimi söylemeden önce seyircilere bir hatırlatma yapayım. Ben finans profesörüyüm. Dolayısıyla siyaset konusunda söylediklerimi bir parça şüpheyle alsınlar. Çünkü yanlış söyleyebilirim. Ama ben Türkiye'ye geleli incanım 3 yıl oldu. Genel olarak çok iyimser bir yapıya sahibimdir. Yani kendi karakterim öyle çünkü. Türkiye için de belki özellikle 2002-2008 yılları arasında çok iyimser idim. Ancak Türkiye elindeki fırsatları kullanamadı. Benim dünya ile ilgili iyimserliğim, en azından teknolojik dünya ile ilgili iyimserliğim devam ediyor ve o hep devam eder büyük ihtimalle uzun vadede en azından. Ama Türkiye için aynı iyimserliğim kesinlikle devam etmiyor. Bunun da bazı nedenleri var. Siyasi olarak birincisi şunu söyleyeyim. Şimdi 4 tane parti var Türkiye'de. Mecliste bulunan 4 parti. Bu 4 parti meclise girdiği zaman ben en azından siyaset konusunda bir parça mürekkep yalamış insanların yazılarına baktığım zaman şunu gördüm. Türk halkı koalisyona oy verdi şeklinde. Hiç de katılmıyorum buna. Nedenini de açıklayayım. Şimdi o şekilde bakılmaz. Yani bu insanlar Star Trek filmindeki gibi beyinleri birbirine bağlı olan ve komün halinde hareket eden insanlar değil ki. Her insan oy kulübesine gidiyor, oyunu veriyor, çıkıyor. Tam aksini görüyorum ben. HDP'ye oy verenler MHP ile koalisyon yapsın diye vermedi. MHP'ye oy verenler HDP ile koalisyon yapsın diye vermedi. CHP'ye oy verenler AKP ile koalisyon yapsın diye vermedi. AKP'ye oy verenler koalisyon yapsın diye oy vermedi. Yani sonuç itibariyle birer birer baktığınız zaman böyle bir şey yok. Ha, yorumun o yüzden şöyle yapılması lazım. İnsanlar böyle oy verdiler ve koalisyon zorunlu diye bakılması lazım. Ama Türkiye ile ilgili benim ümidim şöyle yok efendim. Türkiye'de henüz bir barış, fikir alışverişi, bağırmadan konuşabilme kültürü oturmuş değil. Çok net söyleyeyim. Bugün, dün geceki tartışma programlarını izleyenler, zaten en çok tartışma programı izleniyor Türkiye'de. Yani çünkü insanların başka yapacak bir şeyi yok. Yani insanların hobisi mi yok? İnsanların kendi hayatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmaları mı yok? Daha iyi bir kendileri olma çalışmaları mı yok da bunları yazıyorlar bilmiyorum. O kendileri biliyor bunu. Ama o tartışma programları izlendiği zaman biz bırakalım halkı, televizyonda insanlar konuşamıyorlar ki bağırmaktan. Biri bağırıyor ki karşısındakinin sesi çıkmasın, duyulamasın diye. Dolayısıyla kültürümüzde bir yanlışlık var. Her gelenek görenek doğrudur diye bir şey yok. Bazı gelenekler kötü geleneklerdir. Türkiye bu geleneği değiştirmediği sürece koalisyon olsa bile, o iyi %50'lik seçenek gerçekleşse bile ben çok uzun dönemli olacağını zannetmiyorum Türkiye'de. Bu arada da az sonra söyleyeceğim şey için politik partilere falan da ihtiyaç yok. Benim siyasi görüşümle de bu çok örtüşüyor. Aynen de şu şekilde özetlenebilir. Dil, din, ırk, mezhep, inanç, inançsızlık, renk, boy, kilo, cinsiyet, cinsel tercih fark etmez. Devlet bunlara karışmamalıdır. Devlet bunlardan herhangi birine yakın veya uzak durmamalıdır ve bunu belli etmemelidir. Ekonomik olarak da devlet ticaretten elini çekmelidir. Mümkün olduğu kadar özel sektör girmelidir işin içine. Ahbap Çavuş kapitalizminden bahsetmiyorum bu arada. Hemen oradan eleştiri geliyor çünkü. Hayır, onun özel sektörle bir alakası yoktur. Yarışmacı bir özel sektör olmalıdır. Bu kadar net ve açık. Bunun için benim siyasi parti kurmama gerek var mı? Yok. Bunun için benim mitinglerde bağırmama gerek var mı veya benim gibi düşünenlerin? Yok.
bir paragraflık, hatta üç cümlelik şey söyledim size. Türkiye bunları yaparsa eğer önüne bakar, ondan sonra da bilime yatırım yapması lazım ve ilerler. Ben yakın vadede Türkiye'nin bunları başarabileceğini zannetmiyorum. 2002 ve 2008 yıllarındaki iyimserliğiniz nedeni diye soracak olursanız çok basit. 2002 ve 2008 yılları arasında Türkiye mali disiplini uyguladı. Kim ne derse desin bu alkışlanacak bir şeydir. Uyguladı ve bunun da meyvelerini yedi. Yani biz 2008'den sonra eğer dünya çalkalanırken daha az çalkalandı isek o dönemde yaptığımız reformlardan dolayıdır. O dönemde o yapılan reformlar acı verdi mi insanlara? Verdi. Çünkü yüksek enflasyona alışan üretici, yüksek enflasyona alışan tüketici zorluk çekti. Yüksek faizlere alışan yatırımcı zorluk çekti bu faizler düşerken. Ama o çektiğimiz zorlukların semeresini, meyvesini sonradan aldık. Ama Türkiye kafasını duvara vurmadan, çok üzülerek söylüyorum artı 18'lik bir şey belki, takılıp düşmeden, başını kanatmadan, bir tarafını kanatmadan reform yapamayan bir ülke. Net ve açık bu. Ve aynı zamanda da demagoji ne demektir? Kelime kullanma sanatıdır. Kelime kullanma sanatıyla aynı sorun üzerinde döne 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 zaman kaybeden bir ülke. Hatta bir çemberde dönerseniz 360 dereceyi tamamladığınız zaman aynı yere gelirsiniz. Aynı yere geldiğini bile fark etmeyecek kadar beyni yıkanmış insanlarla dolu bir ülke. Üzülmüyor değilim. Ama şöyle söyleyeyim, bu işte eninde sonunda düzelecek mi? Vallahi düzelecek. Uzun lafın kısası şudur efendim. Karşılaştırmalı bakalım biz bu işe. Bakın, Türkiye neyle uğraşıyor? Suruç vesaire. Yani Türk, Kürt, Alevi, Sünni, mezhep vesaire, IŞİD, PYD. Türkiye bunlarla uğraşırken dünyanın bir takım teknolojik ülkeleri neyle uğraşıyor? Hemen söyleyeyim size. Yahu biz bir nanobot, yani nanorobot. Yani kanın içine enjekte edilebilecek robot yapabilir miyiz ki kandaki toksinleri yakalasın, böbreği olmayan insanlar bile yaşayabilsin? Türkiye cinsel ayrımla uğraşırken kadınlara şu hakkı verelim mi, vermeyelim mi? Kadın cinayetlerini durduralım mı, durdurmayalım mı? Şuna şu kadar cezayı verelim mi, vermeyelim mi konuşurken dünya neden bahsediyor? Laboratuvarda yapay organ yapabilir miyim? Farelerin hafızasını selektifli, seçici olarak silebilir miyim? Bu çok net bir açıktır. Vay efendim dış mihraklar yüzünden biz yapamıyoruz. Ya bakın şimdi ünlü bir Kızılderili atasözü varmış. Ben de şey yapabilirim. Diyor ki bir diyor suda iki tane balık kavga ediyorsa oradan büyük ihtimalle uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Bunda doğruluk payı olabilir. Ama bir de yine bunu geçenlerde Twitter'da yazınca bir takipçim yazmış ki katılıyorum kendisine. Balıkların hiçbir suçu yok kavga etmede. Ha şimdi bırakın siz uzun bacaklı İngiliz'i. O öyle olabilir ama herkesin bir İngiliz'i vardır. Olayları karıştıran. Siz kendinizde suç var mı? Onu bir söyleyin. Öz eleştiri nerede? Ben Türkiye'de öz eleştiri yapan bir politikacı şu ana kadar görmedim. Ve görünceye kadar da Türkiye'de bu sorunların çözüleceğini düşünmüyorum. Değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Ardından özellikle dünya ekonomisi de biraz sıkıntılı gidiyor. Ondan bahsederiz. Hı. Çok güzel karşılaştırmalar yaptınız. Hani teknolojiyle, biraz inovasyonla, biraz geleceğe dair yatırımları konuşurken bizlerin de artık belli meseleleri rafa kaldırıyor olmamız lazım. Hükümetin kurulması lazım. Koalisyon veya değil. Maalesef. Bunu da önümüzdeki dönemde Hı. göreceğiz. Kısa bir ara verelim. Ardından yine buradayız. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar.
Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. So much better than shopping, huh? It's louder. CNBC'de bu yaz her gün polisiye. You smell that? That wasn't me. Rizzoli and Isles hafta içi 22'de CNBC'de. Strip away the gold and the ornaments. Knock down the statues. And this is what remains. I'm not afraid. Annem beni okuldan almaya geldi. Çarşıya götürdü. Defter kitap eksiklerim vardı. Onları alacağımızı sandım. Sonra mağazanın önüne geldiğimizde annem evleniyorsun dedi. Orada bir adam vardı. Ben adamın kim olduğunu sordum. Annem nişanlın dedi. Hani ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Çünkü ben daha bir çocuktum. Keşke okuluma devam edebilseydim. Öğretmenimi, arkadaşlarımı çok özledim. Ben böyle bir hayat istememiştim. Geldi. Erken yaşta ve zorla evlilik yasalarımıza göre suçtur. Onları istemedikleri hayatları yaşamaya mahkum etmeyelim. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Türkiye ekonomisinin gündemine dair yorumlar almaya devam edeceğiz. Bu bölümde Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş konuğum. İlk bölümde biraz en azından kısa vade için biraz negatif bir tablo çizdiniz Türkiye'ye dair, Türkiye ekonomisine dair. Ama bir yandan sanki küresel konjonktürde çok yardımcı olmuyor. Dünya ekonomisinde de işler çok iyi gitmiyor. Burada işte Çin meselesi var. Çin borsası hızlı bir şekilde yükseldi yılbaşından bu yana, hatta geçen yıldan bu yana. Orada bir balon mu var diye borsa en nihayetinde biraz düşmeye başlayınca konuşulmaya başlandı. Büyüme zaten istendiği gibi gitmiyor. Çin dünya için çok önemli bir ekonomi. Diğer yandan Avrupa'yı sarsan bir Yunanistan meselesi var ama olay Yunanistan'da sınırlı kalacak mı kalmayacak mı onu göreceğiz. Şimdilik bir çözüm sağlanmış gibi ama bu kalıcı mı değil mi onu da göreceğiz. Diğer yandan da Amerika toparlanıyor mu toparlanmıyor mu göreceğiz ama faiz artacak öyle gözüküyor bu sene artırmaya kararlılar. Oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel sorular sordunuz. Bana 4 bölgeyi soruyorsunuz. Türkiye, Yunanistan, Çin ve Amerika. Her biri hakkında görüşlerimi söyleyeyim. Türkiye ile ilgili biraz söyledim ama onu hemen şöyle bir toplayayım. Türkiye ile ilgili negatif düşünüyorum. Ama düşüncelerimi şöyle bir vadelere ayırayım. Kısa dönemde bir pozitiflik olabilir Türkiye'de. Koalisyon anlaşması olursa pozitiflik olur. Avrupa'da basılan 1 trilyonluk, 1.2 trilyonluk paranın Türkiye'ye girişi söz konusu. Avrupa pazarının genişlemesi söz konusu. Türkiye'nin oraya daha fazla mal satması söz konusu. O yüzden kısa ve orta vadede Türkiye şöyle bir canlanabilir. Ama saman alevi olacak diyorum bu. Bu saman alevi çünkü Türkiye'yi 20-30 yıl sonra ayağa kaldıracak olan gençlere gerekli olan eğitim verilmiyor. Yani eğitimden kasıt okuma yazma demek değildir. Eğitimden kasıt o insanların 18. göbekten dedesinin ne başarı kazandığını o insanlara ezberletilmesi değildir. Eğitim demek matematik, fizik, kimya ve analitik düşüncedir. Siz bu düşünceyi, analitik düşünceyi çocuklarınıza vermezseniz, böyle bilim adamları için şöyle bir söz vardır. Yani rise over the shoulders of the giants diye. Yani büyük devlerin omuzlarında durun şeklinde. Bunlar işte bizi taşıyacak olan devler bu çocuklar. Ama siz onları dev olarak yetiştirmedikten sonra lokomotifiniz yoktur. O yüzden ben kısa ve orta vadede, yakın orta vadede Türkiye'de saman alevi gibi bir iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bu parasal genişlemelerden dolayı. Ama bunun devamının getirilmesi için gerekli olan eğitilmiş iş gücünün Türkiye'de olmadığını ve Türkiye'nin bu konuda adım atmadığını görüyorum. Şimdi gelelim Yunanistan'a.
Şimdi Yunanistan konusundaki fikirlerim için de bana çok fazla kızanlar oluyor. Niye kızdıklarını biliyorum. Hemen onu bir açıklayayım, bir temize geçireyim. Türkiye'de İnce Hanım, insanlar Beşiktaşlı. Bu arada Beşiktaş'ı ben de çok severim. Yani bunu bir şey olarak söyleyeyim. Beşiktaş'tan kastım siyah ve beyazlar. Türkiye'de gri bir ton yok. Dolayısıyla halbuki dünyada da siyah ve beyaz yok gerçekler arasında. Her gerçek gridir aslında. O yüzden siz gerçeği söylediğiniz zaman grinin bir tonu olmuş oluyorsunuz. Beyazlar size bakıyor, gri olarak değil siyah olarak görürler sizi. Siyahlar da size bakıyor, sizi gri olarak değil beyaz olarak görüyorlar. O yüzden gerçeği söylediğiniz zaman o Dokuzköy'den kovulma olayı biraz bununla alakalı bir olay aslında. Şimdi Yunanistan'a gelelim. Ben Yunanistan'la ilgili ne eleştirilerde bulundum? Syriza ve Tsipras başa geldiği dakikadan bu yana ekonomik planlarının kesinlikle doğru olmadığını, çalışmayacağını ve fail edeceğini, yani çökeceğini söyledim. Efendim ben müneccim olduğumdan falan bunu söylemedim. Çok basit. Yunanistan'ın sorunları devletin daha fazla harcama yapmasıyla çözülecek sorunlar değildir. Ama tabii hemen bunu eleştiri olaraktan şey getirilir. Tsipras'ın karşılığı ne? Kapitalistler. Ama bakın orada eleştirdiğiniz kapitalistler sizin ahbap çavuş kapitalizmini eleştiriyorsunuz. Ahbap çavuş kapitalizmi eşit değildir serbest piyasa. O bulanık, korrupt, yani yolsuzluk dolu bir yapıdır. Yani illa o olunca bu, bu olunca bu demek değildir. Bunu bir anlamamız gerekiyor. Şimdi Yunanistan'a gelelim. Citibank'a bir rapor var efendim. 2018 yılında Yunanistan'ın dış borç bölü milli geliri ne kadar olacak biliyor musunuz? %238. Peki ben bu kadar eleştirdim ve o sırada Türkiye'de Tsipras'a hayran olanlar, bakın karakterine hayran olabilirsiniz. İnsanlığına hayran olabilirsiniz. Sokağa çıkıp insanların elini sıkmasına, gerçekten iyi bir insan olmasına hayran olabilirsiniz. Ama siz Tsipras'ı üst komşunuz olarak almıyorsunuz. Kız alıp vermiyorsunuz, akraba olmuyorsunuz. Karıştırmayın. Siz bu kişiyi ekonomi yönetimine getirmişsiniz. Ben de diyorum ki ekonomi fikirleri, ekonomik fikirleri ve yönetimi yanlış. Ve yanlış olduğu için de zaten bu durumda ne yaptı? Popülist bir politikacı her şeyden önce. Popülistin sağı solu olmaz. Sol popülist de olur, sağ popülist de olur. İkisi de kötüdür. Bugün bu da sol popülist bir parti. Gitti, referandumu yaptı. Referanduma para harcamadı bu Yunanistan. Hem de kim bilir ne kadar harcadı. Referanduma gitti, hayır diyeceksiniz dedi. Hayır çıkarttırdı. Hayır denilen her şeye evet dedi, bir de ekstralara da evet daha dedi. Daha fazla. Daha fazlasına evet dedi. Evet. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Savunanın da aklından şüphe ederim. Sonra da ne öğreniyoruz biz? Rusya'dan resmen rüşvet talep ettiğini, 10 milyar dolar para verin bana, ben de Drahmi'ye geçeyim ve Avrupa Birliği'nden ayrılayım dediğini görüyoruz. Bu da son derece tehlikeli. Yani Yunan halkı satılık mı? Yani Yunan halkına bir de bunu sordu mu? Ben o zaman eğer o kadar dürüstse, o referanduma onu da eklemesi gerekiyordu. Kapalı kapılar ardına yapmayacaktı. Yunan halkına diyecekti ki ben Drahmi'ye geçeceğim. Enflasyonu da %100'e fırlattıracağım. Ve siz sokaklarda daha da aç kalacaksınız. Ve üstüne üstlük artık Avrupa Birliği'nden gelen hibe parası da olmayacak. Bunu yazdı mı referanduma? Yazmadı. O zaman samimi değil efendim. Yunanistan'ın problemi devam edecek. Bu arada Yunanistan'a haksız demek Almanya'ya haklı demek değildir. Almanya'nın da haksız olduğu birçok konu var. Onlar da ekonomiden Amerikalıların anladığı gibi anlamıyorlar. Şunu bilmeleri gerekiyor. Bu kadar kemer sıkarken Yunanistan ekonomisinin büyümesi de imkansız. Peki burada çözüm nedir Yunanistan için? Yatırım yapmaktır. Ama emekli maaşlarını da kesmektir aynı zamanda. Keseceksin. Çünkü neden? Bakın çok basit bir denklem size söyleyeyim. Bir ülkenin refah seviyesi budur. O ülkenin ekonomisinin üretkenliği de budur. Bakın arada bir fark var. Arada fark varsa iki şey olur İnce Hanım. Ya refah seviyesi düşecek ya da verimlilik artacak. Bunun başka yolu yok. Şimdi siz Yunanistan'da hem verimliliği arttırmayacaksınız, vergi koyacaksınız bunun üzerine, hem de üstüne üstlük bu refah seviyesinden de vazgeçmeyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Yunanistan'da problemler devam edecek. Gelelim Çin'e. Çin'de problem olacağını ben sosyal medyadan yaklaşık 2 yıldır söylüyorum. Ama bir Çin sevdasıdır gidiyor. Orada da yine siyah beyazlık devreye giriyor. Amerika'dan nefret edenler Çin'e sevdalılar. Halbuki efendim ona kızmak demek, bunu sevmek demek değildir. Bunun başka bir tarafında da ayrı yukarıdan bakabilirsiniz olaya. Çin ekonomisi de neye dayalı? Devlet harcamalarına dayalı bir ekonomidir. Size şöyle söyleyeyim Çin'le ilgili. Çin borsası biliyorsunuz bir çöküş yaşadı. Ben %20'ye yakın bir ekstra çöküş daha gelmesi gerektiğini düşünüyorum Çin piyasasında. Ve Çin hükümeti de baskıcı bir hükümet olduğu için resmen para saçacaktır bu problemin üzerine. Niye para saçacak? Çünkü Çin devleti ve hükümeti halkın ayaklanmasını göze alamaz. Çünkü demokratik değil. Gelelim Amerika'ya. Şimdi bunlar kötü diye Amerika iyi mi? Amerika bir parça daha iyiydi ama orada da popülist politikalar ceryan etti. Size şöyle söyleyeyim. 2-3 tane benim baktığım rakam vardır Amerika ile ilgili. Bunlardan biri
Şu şekilde kişileri çok seviyorum İnce Hanım ben. Gidin yıllık bir grafik alın. Mesela 1994 yılında falanca falancanın bir grafiğini alın. 95'te de alın, 96'da da alın, 97'de de alın. Sonra bu grafiklerin hepsini birden üst üste avarajını alın. Tek bir grafik çıkar. Yıllık bir grafik. Bunu 10 yıllık sabit faizli Amerikan bonosu için yaptığınız zaman şunu görürsünüz. 1960 yıllarından sonra iyice bir faizlerde bir artış 80'lere doğru. Ondan sonra düşüş sabit 10 yıllık faizli yalnız ve aşağıya dönüş. Şu anda faizlerin bulunduğu nokta 1960'ların bile altında. Bu da zaten Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu zorluğu gösteriyor. Bir başka grafiği size söyleyeyim. VIX yani oynaklık grafiğini alın. Ama böyle yıllar boyu böyle grafiği çizdirmeyin. O kolay olanı. Yıllık VIX grafiğini alın. 20 yıllık VIX grafiğini üst üste oturtun ve üstüne çökertin. Yani avarajını alın ve tek o grafiğe bakın. O grafiğe baktığınız zaman da genelde Temmuz sonunda VIX'te bir fırlama görürsünüz. Bakın işte o tehlikeli bölgeye çok yaklaşıyoruz. Gelelim Amerikan ekonomisinde faiz arttırılacak mı, arttırılmayacak mı? Bence ekonomileri arttıramayacakları kadar zayıf. Ama arttıracaklar mı? Bence evet. Niye? Çünkü bir kere bu karizmaya bu çiziyi yaptıramazlar. Dolayısıyla bu arada faizleri daha önce arttırmaları gerekiyordu. Çok daha erken. Haziran ayında faiz arttırılmaması bir negatifti. Şimdi Eylül'de yapacaklar. Geç kalındı ama ben size şöyle söyleyeyim. Eylül'de veya Aralık'taki Aralık çok daha geç olur. Eylül'de veya Aralık'ta bu faiz artırımı yapılmalı, yapılacak. Ama bunlar baby step olacak, çok az olacak. Ondan sonra da size şöyle söyleyeyim. Çok kısa bir dönem sonra bu faiz artışlarından geriye dönüş olabilir. Ha bu Türkiye için iyi midir? İlk bakışta çok iyidir. Niye? İşte Türkiye'de TL baskı altında kalmayacak vesaire vesaire. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye için kötüdür. Türkiye'ye hafif hafif azar azar iyilik yapmanız böyle bir ülkeye kötüdür. Çünkü Türkiye'ye azar azar iyilik yaptığınız zaman Türkiye uzun vadesinin iyi olduğunu zanneden bir ülke ve reform yapmayan bir ülke. Türkiye'nin reform yapması için düşmesi gerekiyor. Ben bunu anladım yani. Kültürel bir şey herhalde. Kültürel bir şey. Akdeniz kültürü. Yani iyi dönemlerde zor kararlar alınamıyor. Kesinlikle alınamıyor. Çünkü bir de aynı zamanda aşırı özgüven var. Ya aşırı özgüvensizlik ya aşırı özgüven. Bir de Amerika ile ilgili size şunu söyleyeyim. En çok baktığım olaylardan biri benim. Market capitalization yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şirketlerin bunun için Wilshire 5000 endeksini de alabilirsiniz. Buradaki bütün market cap bölü milli gelir. Bakın bu orana baktığınız zaman 1964'ten bugüne kadar bu oranın avarajını alın. Şu anda o avarajdan %80 daha yukarıdayız. Bu ne demek? Yani Amerikan şirketlerinin değeri milli gelire oranı, toplam değeri milli geliri oranı ortalamasının %80 üzerinde. Bu tehlike çanlarını çaldırıyor. Peki bu niye böyle? Hemen söyleyeyim size. Ben Bernanke'nin yanlış politikalarından dolayı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Ben Bernanke bu kadar saygın bir ekonomist, böylesine saygın bir akademisyen. Sizin de böylesine bir şey söyleyebilmeniz için Bernanke'ye o kadar saygınlıkta olmanıza gerek yok mu? Tam olarak katılmam bu görüşe. Neden katılmayacağımı söyleyeyim. Herkes fikrini söyleyebilir. Birincisi bu. İkincisi efendim Ben Bernanke Amerika'daki tek ekonomist değil, tek akademisyen de değil. Ona bakarsanız Jeffrey Miron, MIT economist. Jeffrey Miron'a soracak olursanız Bernanke'nin yaptığının A'dan Z'ye yanlış olduğunu söyleyecektir. Onu da hemen size söyleyeyim ne olduğunu. Bütün aslında eski Fed başkanlarına benzer eleştiriler yöneltiyor. Greenspan'in de konut balonunun patlamasından sorumlu başkan olduğu söyleniyor. Aynen öyle. Şimdi hemen size bunu bir parça anlatmak istedim. Çünkü Türk toplumunda da bir bilgi kirliliği var bu konuda. Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane aslan var, bir tane de kuzu var. Bunları da ayıran bir tane demir bir kapı var. Gitti biri yanlışlıkla kapıyı açtı. Aslan da girdi, kuzuyu yedi. Suçlu kim? Aslan mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Kapıyı açan. Aslanın doğasında var kuzuyu yemek. Aslanı suçlayamazsınız. Burada kesin, ha orada birkaç suçlu daha arayabilirsiniz. Efendim işte şuraya bir tane kamera konulsaydı da erken görülseydi de kameraman mı suçlu? Belki biraz ama ana suçlu kapının açık bırakılmasında. Peki gelelim şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu krize ve sonrasında yapılanlara. 2008 yılında kriz niye çıktı? Mortgage back security dediğimiz security'ler patladı. Bunların fiyatları olması gerekenden çok yüksekti. Niye fiyatlar çok yüksekti? Çünkü bunları indirgeyen faiz oranı, ki riskle bulunan indirgenen faiz oranı çok düşük tutuldu. Ve bu patladı. Ve birdenbire ne dendi? Şimdi bugün sokaktaki 100 tane Türk vatandaşına sorun Amerika'da niye kriz çıktı? Hemen size hazır cevap. Çok basit belli. Bu kapitalistler yüzünden çıktı. Yani işte ne bileyim Lehman Brothers'ın, Goldman Sachs'ın başındaki bu açgözlü vesaire. Bunlar aslan işte. Oraya geliyorum şimdi. Bu açgözlü aslanlar çok kendilerine prim verdiler. Bunu da görmezden geldiler. E peki ben de size şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim. Hayır değil. Subprime mortgage krizinin bir numaralı sorumlusu
Amerikan Kongresi'ndeki aşırı leftist, radikal sol, Çipras'a birazcık benziyor ve popülist yapılardır. Neden öyledir? Çok net size söyleyeyim. 1982 ve 1992 yıllarındaki The Housing Act'tir. Yeni bir kanun çıkarılmıştır bu maddeyle. Bizim Government Sponsored Entity dediğimiz Fannie Mae ve Freddie Mac var ya, bunlar hükümet tarafından kurulmuşlardır. Ve 1992 yılında çıkarılan kanunla beraber bu hükümet kuruluşlarının aslında gücü yetmeyen, ev almaya gücü yetmeyen insanlara subprime adı altında mortgage verilmesi zorunlu kılmıştır. Peki şimdi ben sorarım. Ekonominin çarklarıyla, bakın ekonomi çok basit bir şeydir. Döndürülemeyecek çarkı oraya kanun maddesiyle koyabilirsiniz. Siz devletsiniz. Elinizde vergi memuru var. Elinizde asker var, polis var. Koyarsınız. Ama ben de diyorum ki koyamazsınız demiyorum. Koyarsınız ama o çark kırılır diyorum. 2008 yılında olan o çarkın kırılmasıdır. O çarkın kırılmasında o çarkın dişilerinin veya yağlılarının, yani o egzekütivlerin de suçu olabilir. Ama ana suçlu aslanın kapısını açık bırakandır. O da popülist devlettir. İzleyenlerden bayağı tepkiler var, olumlu tepkiler var. Eyüp Bey diyor ki noktası virgülüne katılıyorum söyledikleriniz için. Özellikle ilk bölümde teknoloji anlamında Türkiye ile yapmış olduğunuz dünya kıyaslamasına dair geri dönüşler de var. Hüseyin Bey demiş tespitlere aynen katılıyoruz. Cüneyt Bey demiş ki sizi anlayacak az kişi olduğunu söylemiş. Bir izleyicimiz de başından sonuna kadar o kadar güzel donattınız ki adeta koca bir kitap bitirmiş gibi oldum demiş. Bir izleyicimiz de soru göndermiş. Hı-hı. Güzel bir soru, onu da aktarmak istiyorum. Mert Bal, burada süremizin çok sonuna da yaklaştık ama aktarmak istedim. Geleceğin robotik verimli dünyasında istihdam ve gelir dağılımı bozukluğuna dünya nasıl bir ekonomik model önermeli size göre? Süper bir gerçekten soru. Gerçekten güzel süper bir soru. Süper bir soru. İşte siyasetçiler bıraksınlar Türkiye'de asgari ücretin ne olup olmayacağını. 1500 mü olacak, 1800 mü olacak, 5000 mi olacak? Kafadan atmayı bir tarafa bıraksınlar. Ve lütfen Türkiye'deki mavi yakalara şunu gerçeği söylesinler. Bundan 20 yıl sonra mavi yaka olmayacak. Robotlar geliyor çünkü. 20 olmazsa 30, 30 olmazsa 40. Eninde sonunda gelecek. Bununla ilgili Türkiye'nin bir planı var mı? Yani devlet parasını dağıtmaktan başka. Efendim, olması gereken net ve açıktır. Türkiye'de devlet ticaretten elini çekmelidir. Yarışmacı özel sektör gelmelidir. Maaşlar bu şekilde artmalıdır. Popülist politikalarla sadece kısa dönemli mutlu olursunuz. Bir de şunu söyleyeyim, böyle bir dönemde izleyiciler ne yapmalı? Şirket CFO'ları ne yapmalı? Hemen onu söylüyorum. Borçlanma vadelerinde, bu interest rate swaplarda mümkün olduğu kadar fix rate'de gitmeleri gerekiyor. Çünkü faiz oranları bir parça daha variable, yani variable rate'de devam etmeleri gerekiyor. Swap agreement'larına çok girmesinler. Individual yatırımcı ne yapmalı? Küçük yatırımcı şu anda ne yapmalı? Kesinlikle kendileri alıp satım işlerine girmemeliler. Mümkün olduğu kadar sepete yaymalılar. 30 yaşının altındaki bir grup Türk ve yabancı borsalara parasını yatırıp, daha çok yabancı borsalar olmak üzere ve Avrupa borsaları olmak üzere 20 yıl boyunca o parasını unutmalı. Bunun dışında da kendini geliştirmeye çalışmalı diyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam, değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için, çok farklı konulara değinme fırsatımız oldu. Bu yayınla beraber tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize de yayına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Saat 11'de ekonomiyle karşınızdayız saat başında.